Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde Japonya Suzuka'dayız. Efsane bir pistteyiz. Bu bölümde son sıradan başlayacağız arkadaşlar. Tüm motor parçalarını değiştirdim. Sıralı motorun da kuyruğu da çok kötü kaldığım için ben de böyle bir karar aldım. Motor parçalarıyla, sıfır motorlarla daha hızlı olacağımızı düşündüm. O yüzden son sıradan başlayacağız. Genelde gerçek hayatta burada geçiş çok zor ama oyunda kolay diyebiliriz. Yani atak yapacağımız çok yer var. O yüzden ona güvenerek arkadaşlar motor parçalarını full değiştirdim ve son sıradan yarışa başlayacağız. Japonya'da biliyorsunuz efsane pistlerden birisidir. Şimdi hep birlikte grid'e bakıyoruz arkadaşlar. Pole pozisyonda Lewis Hamilton, yanında Daniel Ricciardo. Hamilton büyük farkla pole almış durumda. Üçüncü sırada Charles Leclerc, 4 Sergio Perez, 5 Carlos Sainz, 6 Lance Stroll, 7 Sebastian Vettel, 9 Pierre Gasly, 9 Valtteri Bottas, 10 Max Verstappen. İkisi de ceza almış durumda. 11 Kimi Raikkonen, 12 Antonio Giovinazzi, 13 Fernando Alonso, 14 George Russell, 15 Yuki Tsunoda, 16 Mick Schumacher. Bayağı bir grid cezası alan pilot var şu an. Grid'de 17 Nikita Mazepin, 18 Nicholas Latifi, 19 Lando Norris ve son sırada biz varız cezalılar olarak. Lando Norris'le beraber son sıradan başlıyoruz yarışa. Start çok kritik olacak gerçekten. Hava biraz karanlık gözüküyor ama yağmur yağmayacak. Gerçi sonra doğru bulutlar da açacak zaten. Tek pit stop gözüküyor arkadaşlar. Soft'la başlayıp hard'la bitireceğiz. Medium'da yapabiliriz. Yarışın gidişatına bakacağız biraz daha. Bu arada arkadaşlar kanalıma da like at, videoda like atmayı unutmayın mutlaka. Işıklar yanmaya başladı. Japonya'da start vermek üzereyiz. Işıklar söndü ve start veriyoruz. Çok güzel bir çekiş yakaladık. Lando Norris hemen şu an geçiyoruz. Ama öndeki tarafa, öndekilere göre biraz yavaş kalmış durumdayız. İçeri doğru fırlattık kendimiz. Latifi ile yan yanayız şu an. Mick Schumacher'ın içine de doğru attık kendimizi. Biraz tekerlek tekerlek temas açtık ve Mick Schumacher'ı geçiyoruz 16 sıra. 16 sıra yükseldik. Çok güzel bir start aldık gerçekten. Biraz buradan arkadan kaymaya yaşadık. S-Viraj'a da biraz sorun yaşıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir sorun yaşıyoruz. Burada grup bayağı yavaşladı görüyorsunuz. Güzel bir start aldık diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım Tsunoda'ya geçebilecek miyiz? Grup bayağı bir yavaş görüyorsunuz burada. Bu virajı sona doğru kendimizi içeri doğru fırlatabiliriz Tsunoda'ya karşı. İç taraftan kendimizi gösterdik. Burada frenledik ve içeri doğru fırlattık. İki pilotu bizden geçmek üzereyiz. İçeri attık. Russell'ı da geçiyoruz. Russell'ı da geçiyoruz. Şu an yan yanız Russell'la ama geçmeyi başardık. George Russell'ı geçmiş artık. Hafif bir temas oldu orada Russell'la ama geçmeyi başarıyoruz. Russell'ı geçmeyi başarıyoruz ve 14. sıra. Son sıradan başladığımız yarışa ilk sektörde 14 sırada dönmeyi başarıyoruz. Şimdi önümüzde takım arkadaşımız Fernando Alonso var. Bakalım ona karşı nasıl bir atak yapabileceğiz. Fernando Alonso'ya karşı yeni motor parçalarıyla inanılmaz bir şekilde hızlıyız şu an. Düzlükte görüyorsunuz, uçarak geliyoruz Fernando Alonso'ya. 30 R virajına dönüyoruz burada. Burada içeri doğru fırlatma şansımız var kendimize karşı. Alonso'ya doğru kendimizi içeri doğru attık. Fernando Alonso'yla yan yanayız. Takım arkadaşımızla müthiş bir mücadele var ve Alonso'yu geçiyoruz. Ve Alonso'yu geçmeyi başarıyoruz. Geçmeyi başarıyoruz takım arkadaşımızı. Yeni motor parçalarıyla inanılmaz bir hız farkı var şu an pistte. Diğer pilotlara karşı gerçekten düzlükle de uçuyoruz aynı seyirciler görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu gece çektiğim için çok bağıramıyorum. Kusura bakmayın. Videoyu geçirmek istedim çünkü. Şimdi önümüzde Antonio Giovinazzi var. Alfa Romeo pilotu. Onu geçmek biraz daha kolay olabilir. Alfa Romeo bayağı bir yavaş araç çünkü bize karşı. S-Viraj'a da biraz zaman kaybediyoruz ama ikinci ve üçüncü sektörü çok hızlıyız. Diğer takımlara karşı. Buradan sonra hızlı bir şekilde yetişebiliriz Antonio Giovinazzi'ye karşı. Bu arada arkadaşlar video beğensiniz, like atmayı unutmayın. Kanalımda hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada Antonio Giovinazzi'yi içeri fırlattık kendimizi ve çok güzel bir geçişle Antonio Giovinazzi ile geçiyoruz. İkinci turda 12. sıraya kadar yükseldik. Şimdi önümüzde Ortamur'la başlayan Valtteri Bottas var. O da startta kaybetmiş durumda. 9. sıradan başlamıştı ve 10. sıraya gerilemiş, 11. sıraya kadar gerilemiş Valtteri Bottas. Onu geçmek biraz daha kolay olabilir Ortamur'dan dolayı. Valtteri Bottas'ı bataryayı açıyoruz. Görüyorsunuz inanılmaz bir hız farkıyla geliyoruz burada. Çok büyük bir şekilde fark kapattık Bottas'a karşı. Start düzlüğünde bir atak şansımız olabilir Bottas'a karşı. Burada bayağı bir yaklaştık. DRS açık olsaydı çok rahat bir şekilde geçebildik. Şu an Ricardo da yarışta liderlik ediyor. Hamilton geriye düşmüş durumda.
Bottas'a karşı geliyoruz. DRS açılmadan çok büyük bir hız farkıyla bakalım atak şansımız olacak mı? O da önde Kimi Raikkonen'e karşı atak yapmaya çalışıyor. İçeri doğru fırlattık Bottas'a karşı kendimizi. Ve Bottas'ı geçemedik. İçeri doğru fırlattık ama Bottas'ı geçemedik. O da Kimi Raikkonen'in hava koridoru aldığı için arkadaşlar. Bottas orada geçemedik. İnanılmaz bir yarış var şu an Suzuka'da, Japonya'da. Gerçekten müthiş bir rekabet var. Geriden başladığımız yarışta, hasar kapatma yarışında çok güzel bir şekilde yükseliyor. Şu an 3. turda 12. sıraya kadar yükselmiş durumdayız. Ve Bottas'ı geçme şansımız çok yüksek. Burada bile bir atak şansımız olabilir. Bottas'a karşı çok yakınız şu an. İçeri doğru fırlatma şansımız var. Kendimizi doğru içeri doğru attık. Bottas'a karşı yan yana geldik. O da pes etmedi. Bottas'la yan yanayız. Çekişle beraber Bottas biraz yanımıza kadar geldi. Hala yan yanayız. İnanılmaz bir mücadele var gerçekten. Bakalım kim galip çıkacak mücadeleden. Bottas bırakmadı. İç taraf bize, dış taraf onda. Ve Bottas'ı geçiyoruz. İnanılmaz bir mücadele gerçekten. Büyük bir mücadele gösterdik Bottas'a karşı orada. Ve sonunda galiba aldık. Şimdi önümüzde daha kolay bir rakip olan Kimi Raikkonen var. Ona karşı geliyoruz. 130 dev virajında kendimizi gösterdik ama burada atak yapmayacağız. Bu virajın sonunda Kimi Raikkonen'e karşı içeri doğru atabiliriz kendimizi. Ama DRS'yi bekledik. Riske girmek istemedim. DRS'yle beraber daha rahat bir geçiş yapmak istedim. Kimi Raikkonen'e karşı. Şimdi DRS ile beraber çok rahat bir geçiş yapabiliriz. Kimi Raikkonen'e karşı DRS'yi açmış durumdayız. Geliyoruz Kimi Raikkonen'e karşı çok bir hız farkıyla rahat bir şekilde elimizi kolumuzu sallayarak Raikkonen'e geçiyoruz ve 10. sıraya yükseliyoruz. Puan barajını yükseliyoruz 9. 4. turda. Puan barajını yükselmeyi başarıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdik. Yeni motor parçaları çok etkisini göstermeye başladı. Normalde Japonya'da geçiş yapmak çok zor ama yeni motor parçalarıyla beraber uçuyoruz resmen. Uçuşa geçmiş durumdayız. 6. turdayız arkadaşlar. Max Verstappen'e yaklaşmış durumdayız. Bu arada biliyorsunuz gerçek hayatta da Japonya ertelendi, iptal edildi. İptal edilmesiyle beraber Türkiye Grand Prix'sinde yapılmak istediği riske girmeye başladı. Oraya Japonya'ya yeni bir yarış koyması lazım. FIA'nın, Formula 1'in. Yoksa Türkiye Grand Prix'si büyük ihtimalle iptal olacak gibi gözüküyor şu anlık. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bizde de vakalar iyice arttı zaten biliyorsunuz son zamanlarda. Umarım en yakın zamanda biraz vakalar düzelmeye başlar. Bu arada Max Verstappen'e bayağı bir yakınız. DRS ile beraber bir atak şansımız olabilir ama Max Verstappen'in de DRS olduğu için atak şansımız biraz az gibi gözüküyor ama bakacağız ne yapacağız. Max Verstappen'e karşı DRS ile beraber geliyoruz. Onu da DRS ver ama hız farkıyla beraber çok büyük hız farkı olan Max Verstappen'le kendimizi gösterdik iç taraftan ama Max Verstappen çok güzel ortaladı aracı. Verstappen çok güzel ortaladı aracı ve geçemedik. Güzel savunma yaptı Max Verstappen. Öbür tur tekrardan deneyeceğiz Max Verstappen'e karşı. Verstappen'e karşı bayağı yakın çıkacağız düzlüğe. Şimdi atak şansımız daha yüksek. Max Verstappen'e karşı DRS açmış durumdayız. Max Verstappen iç tarafı aldı. Dış tarafı bize bıraktı. Dış taraftan geliyoruz Max Verstappen'e karşı. Yan yana geliyoruz bu viraja. Max Verstappen'e yan yana girdik ve geçiyoruz. Max Verstappen'i çok tehlikeli bir atakla beraber olsa da geçmeyi başarıyoruz. Hollandalı pilotu geçiyoruz. Çok riskli bir atak denedik ama sonunda geçmeyi başardık Max Verstappen'i. Aramızda zaten çok yüksek bir hız farkı vardı, bariz bir hız farkı vardı ve çok rahat bir şekilde geçmeyi başardık. Şimdi önümüzde Aston Martin pilotları var, Sebastian Vettel ve Lance Stroll. Bakalım onlar yetişebilecek miyiz? Şimdi tempomuz çok önemli. 10. turdayız arkadaşlar, bu turda pide gireceğiz, ortamını değiştireceğiz.
tek pit stopla gidebilir orta hamur. Çünkü şu an lastikler çok yıpranmıyor. O yüzden orta hamura geçiş yapacağız. Ön tarafta bakalım pitlere giren olacak mı? Arka tarafta girenler oldu çünkü. Şimdi biz pit'e girdik. Orta hamur için. Aston Martin'e de pit'e girdi. Ve Aston Martin'in ve gerisini dönüyoruz ve Max Verstappen'in önünde dönmeyi başardık. Max Verstappen'in önünde dönüyoruz. Kıl payı da olsa. Ricardo önümüze geçti şu an. Ve pitlerden 10 sırada dönüyoruz. Pierre Gasly'nin önünde dönemedik maalesef. Arkasına döndük. Erken pit, geç pit işe yaramadı burada. Şimdi önümüzde Pierre Gasly var. Bakalım onunla yetişebilecek mi? O da Stroll'la kapışıyor. Hard lastik zaten. Ona geçme şansımız daha yüksek. Hard lastiğin çok bir avantajı yok. Şu an aramızda yarım saniye kadar fark var. Lastik farkı var. Pierre Gasly'ye bayağı yaklaşık. Burada bir atak şansımız olabilir. İçeri doğru fırlattık kendimizi biraz sert bir şekilde. Zorla kapıyı açtık orada ama Pierre Gasly ve geçme başarıyoruz. Biraz çok sert bir atak oldu ama zaman kaybettik Pierre Gasly'nin bayağı arkasında. O yüzden daha fazla durmak istemedim ve sonunda zorla kapıyı açtırarak Pierre Gasly'yi geçmeyi başardık arkadaşlar. Japonya'da inanılmaz yükselişimiz devam ediyor. Geçiş şöleni var diyebilir şu an Suzuka'da, Japonya'da. Şimdi önümüzde Lance Stroll var. Onun önünde Carlos Sainz var. Stroll ve Sainz yine kolay olabilir. İkinci sektörde bu arada mor derece elde ettik. Çok hızlı bir şekilde geliyoruz büyük hız farkıyla. Bakalım Stroll'ü geçebilecek miyiz bu düzlükte? Biraz işimiz zor gibi gözüküyor. Sebastian Vettel de şu an pitte. Pit çıkışına bakalım nasıl döneceğiz. Önünde dönebilecek bir Sebastian Vettel. Bu arada Stroll'u karşı geliyoruz DRS'le beraber. Vettel dönemizde ve Sebastian Vettel'in maalesef önüne dönemedik ve Stroll'u da geçemiyoruz. İki Aston Martin pilotu yine önümüzde kalmayı başardılar. Bir tur erken pit yaptık Vettel'den ama geçiş yapmayı başaramadık maalesef. Çünkü Gasly'nin arkasında çok zaman kaybettik. Bir tur boyunca Gasly'nin arkasında kaldık. O da bayağı bir zaman kaybına sebep oldu bize. Şimdi Stroll'a çok yakınız. Bakalım ona karşı bir atak şansımız olacak mı lan Stroll'a karşı. Onu da biraz önce geçmemiz lazım çünkü çok zaman kaybediyoruz. Aston Martin'e karşı bakalım podyum gelecek mi arkadaşlar? Şu an çok hızlıyız. Biraz toz dumana kattık burada. Burada yine bir atak şansımız olabilir. Lance Stroll'a karşı iç taraftan kendimizi fırlatabiliriz Stroll'a karşı. İç tarafa doğru fırlattık ve Stroll'ü geçiyoruz. Bugün bura bizim yerimiz oldu resmen. 3-4 pilotu yakın. 4'e yakın pilotu geçmiş olduk burada arkadaşlar. İnanılmaz ataklar yapıyoruz. Çok geç frenlerle çok pis ataklar yapıyoruz ama şu ana kadar bu atakların hepsinin vitaminini faydasını alıyoruz arkadaşlar. Vitamin dedim orada biraz dilim sürçtü. Gece olduğu için yorgunum da biraz. Çünkü bu aralar çok yoğunum. Arkadaşlar o yüzden videolar biraz geç geliyor. O yüzden bana destek olursanız arkadaşlar kanalıma abone olup videoları like atarsanız cidden çok mutlu olurum. Twitch kanalımda takip ederseniz orada da yayınlar açıyorum. Link yayınları takip ederseniz çok mutlu olurum. Sebastian Vettel'e bayağı yaklaştık. O Carlos Sainz'in arkasında bayağı bir zaman kaydı Vettel. Bakalım Vettel'e karşı bir atak şansı olacak mı ama biraz geri düştük bu çıkışta. Vettel'in şu an bir atak şansımız yok Sebastian Vettel'e karşı. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Bu düzlüğe çok yakın çıkıyoruz Sebastian Vettel'e karşı. Bir atak şansımız olabilir Vettel'e karşı. Santim santim yaklaşıyoruz Vettel'e. Müthiş bir şekilde geldik. Dış tarafı, iç tarafı oldu, dış taraf bizde. 130 lira virajından müthiş bir atak geldi. 130 R virajında müthiş bir atak geliyor. Dışarı taştık ama Vettel'i çok büyük bir cesur bir atakla geçmeyi başarıyoruz. Şimdi önümüzde Carlos Sainz var. DRS ile beraber onu da geçebiliriz. Carlos Sainz'e karşı geliyoruz DRS ile beraber. İç tarafı aldık dış taraf onda ve Carlos Sainz'le yan yana geliyoruz ve Sainz'i de geçiyoruz. Carlos Sainz'i de geçiyoruz. İnanılmaz cidden inanılmaz müthiş ataklar. Ardına güzel ataklar geliyor ve Sainz'i de geçmeyi başarıyoruz. Vettel'e yaptığımız hatanın aynısını 2006'da
Fernando Alonso Mick Schumacher yapmıştı ya 2005 ya da 2016 arkadaşlar tam hatırlamıyorum. O atağın aynısını yapmış olduk. Müthiş bir ataktı gerçekten. Dış taraftan uçarak geldik Vettel'e ve geçmeyi başarıyoruz. Onun ardından Carlos Sainz'de hiç vakit kaybetmeden geçiyoruz. Şimdi 14. turda Sergio Perez'e karşı yaklaşıyoruz. Onda da hard lastik var. Charles Leclerc'de de hard lastik var. İşimiz biraz daha kolay olabilir bu iki pilota karşı. Podium'un kokusunu almış durumdayız şu an. Sergio Perez'e bu turda geçme ihtimalim çok yüksek. Perez çünkü DRS alamayacak Charles Leclerc'ten. O yüzden bu turda geçme şansımı çok yakın görüyorsunuz. Bayağı bir yakın çıktık düzeye. Sergio Perez'e karşı DRS ile beraber geliyoruz. DRS'yi açtık şu an Sergio Perez'e karşı. İç tarafı aldık, dış taraf onda. Ve çok rahat bir şekilde Sergio Perez'i de geçmeyi başarıyoruz. Dördüncü sıra. Şu an dörde yükseldik ve önümüzde Charles Leclerc var. Bir saniye yakın bir fark var. Onda büyük ihtimalle bu turun sonunda yaklaşma ihtimalim çok yüksek gibi gözüküyor. Charles Leclerc karşı şu an podyumun kokusunu almış durumdayız. Son sıradan başladığımız yarışa 4. sıradan yükseldik. Bu motor parçalar arkadaşlar bize diğer yarışlarda da bayağı bir fayda sağlayacak. Çünkü rakiplerimiz eski motorlarda kalacak. Biz yeni motorlarda olacağız. Kestiler bile grid cezası alacak çoğu pilot. Perez bu arada bir karşı atak denedi ama geçiş şansı yok Sergio Perez'in. Şimdi artık Charles Leclerc odaklanmamız gerekiyor. Biraz farkı açtı da DRS'den kaçmış oldu. Perez'le mücadelemizden faydalanarak. A new strategy is available on the MFD. On altıncı turundayız. Charles Leclerc'e bayağı yakın çıktık. DRS mesafesinde atak şansım çok yüksek. Charles Leclerc karşı Ferrari'ye karşı geliyoruz. DRS'yi açtık. Charles Leclerc çok savunması şu an. DRS ile beraber giriyoruz. İç tarafı aldı. Dış taraf bizde. Ve Charles Leclerc çok rahat bir şekilde geçiyoruz. Elimizi kolumuzu sallak geçiyoruz. Bu arada dışarı taştık. Burada arkadan kayma yaşadık. Ve Charles Leclerc karşı tekrardan geçiliyoruz. Orada biraz dışarı taştık köprüye dokununca. Ve arkadan kayma yaşayarak Charles Leclerc karşı yerimizi geri kaybetmiş olduk. Hata yapmış olduk böylelikle Charles Leclerc karşı. Şimdi tekrardan geçmeye çalışacağız. Aslında çok rahat bir şekilde geçtik ama orada biraz köprülere biraz fazla dokunacak. Bir senedir biliyorsun zaten oyunla köprülere dokununca direkt fırlatıyor. Yine ucuz yırttık diyebiliriz. Bazı köprüler özellikle oyundaki bazı köprüler inanılmaz tehlikeli ve çok kötü. Bu arada Leclerc derisi mesafesine çıkmış oldu bizim bu hatamızla beraber. Bakalım tekrardan yakalayabilecek miyiz Charles Leclerc'i? For a new strategy option. Fark açmış oldu böylelikle Charles Leclerc. Şimdi bizim hızlı olduğumuz yere doğru geliyoruz. Düzlükte çok hızlıyız. DRS mesafesine çıkarsak çok rahat bir şekilde geçebiliriz yine Charles Leclerc'i start düzlüğünde. Bizi tekrardan pitte çağırdı ama kabul etmiyoruz. Bu yarışı ortamurla bitireceğiz. Çok rahat bir şekilde dayanır çünkü ortamur. 130 derece virajını dönüyoruz tam gaz bir şekilde. Bakalım Charles Leclerc'i tekrardan geçebilecek miyiz? Monaco'lu pilotu. Çok yakın çıkıyoruz. DRS ile beraber şu an Charles Leclerc'e karşı geliyoruz. Atak şansımız çok yüksek. Monaco'lu pilota karşı geliyoruz. Bu sefer biraz daha geç geldik Charles Leclerc'e karşı. İçeri aldık dışarı onda. Ve çok rahat bir şekilde gelirken yine köprülere dokunduk. Biraz arkadan kaymaşladık ama bir sürü yerimizi koyduk. Charles Leclerc tekrardan rövanşlı dönüyor. Yan yana geliyoruz S virajlara. Charles Leclerc müthiş bir mücadele var şu an. S virajda yan yanayız. Ve yerimizi koruduk. Charles Leclerc inanılmaz derinde orada ama avantaj bizdeydi ve yerimizi koruduk. Orta hamurun tutuş avantajıyla beraber yerimizi koruduk. Burada yine dışarı taştık. Çok Leclerc geliyor. İçeriden kendini gösterdi ama atak şansı yok. Leclerc tekrardan gene gösterdi kendini. Yan yanayız.
Ama atak şansı yok. Leclerc müthiş mücadele yaşadık orada Leclerc'le. Ve sonunda zor da olsa galip ayrılmayı başarıyoruz bu mücadeleden. Bu mücadele galip ayrılmayı sonunda başarıyoruz. Of fuel remaining. Be careful. We think you're going to start losing some tire grip. Arkadaşlar, arka tarafta sarı bayraklar sallandı. Bir Ferrari pilotu spin atmış gibi gözüküyor. Şimdi bakacağız olayın tekrarına ne olmuş diye. Biz de bu arada yine bir arkadan kayma yaşadık. Artık son 3 tura doğru geliyoruz. Vettel de 4'e kadar yükseldi. Leclerc bayağı bir kan kaybetmeye başladı yarışın sonlarına doğru. Şimdi olayın tekrarına bakıyoruz. Sainz'miş ve Sainz çok basit bir hata yaparak spin atmış durumda. Carlos Sainz S virajlarda spin atıyor. Biliyorsunuz bu sezon, bu sene yapay zeka bayağı bir hata yapıyor. Çok tanık oluyoruz sezon boyunca bu tarz hatalara. Ve Bottas'a da geçilmiş oldu. Artık son tura doğru giriyoruz. Japonya'da Vettel farkı iyice kapatmaya başladı. Lastiklerimiz bittikçe artık yavaşlamaya başladık. Son tura giriyoruz. Çok avantajlıyız. Hata yapmazsak podyumdayız diyebiliriz. Son sıradan başladığımız yarışta. Ki bu arada çok büyük bir hata yaptık. Çimenlere kadar taştık. İnanılmaz gerçekten. Az kalsın spin atıyorduk. Son anda topladık cidden. Hata yapmazsak dedim. Podyumda izledim ve anlık hata yaptık ve spin atıyorduk az kalsın ve Vettel şu an çok yakın. Yine köprülere dokunduk orada. Yine gidiyorduk az kalsın. Lastikte de yol tutuş kalmamış gibi gözüküyor. Sebastian Vettel çok yakın şu an. 0.1 saniye kadar fark var Vettel'le. Artık son sektörlere doğru gidiyoruz. Son iki sektöre doğru gidiyoruz. Hata yapmamamız lazım podyum için. Çok büyük bir hata yaptık cidden orada. Yarış dışı da kalabilirdik. Son anda kurtardık diyebiliriz. Paçayı son anda kurtardık diyebiliriz. Biraz farkı açmış olduk burada. Sebastian Vettel'e karşı aracı biraz pistte tutmak zorlanıyoruz. Lewis Hamilton da bu arada Ricardo'ya geçmiş oldu. İki pitte de sonra geçmiş oluyor böylelikle. O da galibiyet almış olacak. Ve en üst tura atarak Lewis Hamilton galibiyet alıyor. Pole'den başladığı yarışı galibiyetle tamamlıyor. Biz de son sıradan başladığımız yarışı podyumla tamamlamak üzereyiz. Artık son iki viraja doğru geliyoruz. İnanılmaz bir geçiş şöleni oldu resmen Japonya'da. Cidden çok güzel bir yarış oldu arkadaşlar. Son viraja dönüyoruz. Japonya Suzuka'da 20 sıradan başladığımız yarışı podyumda tamamlamayı başarıyoruz. Gerçekten müthiş bir yarış oldu. Bu yarış özel like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu geçişler özel. Ve günün sürücüsü de seçiliyoruz. Müthiş bir yarış oldu diyebiliriz gerçekten. Hamilton da galibiyet almış oldu böylelikle. After an excellent performance at the Grand Prix, podium seremonisinde görüyorsunuz arkadaşlar. Amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Şimdi genel klasman okuyor arkadaşlar. 4 Vettel, 5 Sergio Perez, 6 Max Verstappen, 7 Leclerc, 8 Fernando Alonso, 9 Gasly ve günün son puanı Bottas almış.
Fernando Alonso'nda puan alarak takımımıza yardımcı olmuş oldu. Böylelikle sürücüler klasmanında fark indi ama hala lideriz. Yerimizi koruyoruz. Lewis Hamilton'a karşı 14 puan farkla yerimizi korumuş olduk böylelikle. Lando Norris bayağı bir geriye düştü artık. O kan kaybetti bu yarışta. Bayağı bir kan kaybetti. Puan alamadı. Son sıradan başladı yarışa. O yükselemedi bizim kadar. Ve sürücüler takımına klasmanında Mercedes liderliği almış oldu. Böylelikle McLaren'den 1800 kaynak puanımız var. Şu an 4. sıradayız takımlarda. Ama aerodinamik tarafında bayağı iyiyiz. Şasi tarafında bayağı zayıfız. Motor tarafında çok iyiyiz zaten. En iyi takımız. Motor tarafına bir güncelleme yapacağım. Amerika'ya, Meksika'ya gelirse çok hızlı olur. Amerika'ya gelirse de bayağı olur. Rush yapabiliriz belki. Bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım Amerika'ya gelirse bayağı bir hızlı fark olabilir arkadaşlar. Şimdi ileri doğru sarıyoruz. Büyük güncellemeler geliyor Amerika'ya. İlk güncellememiz başarılı oldu. Çok güzel bir şekilde. Ve aerodinamik tarafındaki güncellememiz başarısız oldu. Çok kötü bir şekilde. Ve motor da başarısız oldu. Çok iyi gerçekten. İki güncelleme bir de başarısız oldu. Motor anlayabilirim ama aerodinamik cidden anlayamadım. Kötü oldu bu. İki güncellemede gelse en hızlı ikinci takım olacaktık. Şimdi bunlara tekrardan kaynak puan harcayacağız maalesef. Öncelikle aerodinamik tarafı özellik ağırlık veriyoruz. O da Meksika'ya yetişecek büyük ihtimalle. Motoru da büyük ihtimalle Amerika'daki Antemalı da sonra yaparım arkadaşlar. Artık bu bölümlük bu kadar olsun. Videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.